Hadi bakayım şu lokmayı da al. Tamam Cengiz, tamam. İyiyim ben, doydum zaten, sağ ol. Fatma Hanım al bakalım şunu. Abla çocuklar uyanmadı mı daha? Tarık erken gitti. Emre hala uyuyor. Sen iyisin değil mi? Bak kalabilirim. İyiyim Cengizciğim, iyiyim. Hadi sen bak işine gücün, hadi. Tamam. Ama şu yastığını da düzelteyim ben seni. Cengiz de. Tamam yani ablamın yanında utandırıyorsun. Tamam tamam. Bak bir sıkıntımız yok, derdimiz yok Arzu. Bir sıkıntın, derdin olursa ilk beni arayacaksın, tamam? Tamam tamam, hadi tamam. Güle güle. Hadi. Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Hoşça kal. Hadi hayırlı işler. Arzu, Fatma'ya ıhlamur yaptırmıştım. Al iç. İyi gelir, sakinleştirir. Sağ ol abla, sağ ol. Telaştan soramadım. Ne oldu sana öyle aniden? Abla, bilmediğin o kadar çok şey var ki. İnsan taş olsa çatlar. Ama böyle içine atınca ne hale geldiğini gördün. Anlat bana, belki bir yardımım dokunur. Zeynep... Hiç de sandığınız gibi bir kız değil. Anne yeter. Şimdi de sıra Zeynep hakkında halamın kafasını karıştırmaya mı geldi? Oğlum bak, ben kimsenin kafasını karıştırmaya çalışmıyorum. Tek yaptığım şey ailemi bir arada tutmaya çalışmak. Hepsi bu. Yine mi? Bu Zeynep meselesi yüzünden iyice gerildin Arzu. Yani bu kadar gerilecek ne var ben hiç anlamıyorum. Bütün söyleyeceğim bu değil mi abla? Sen zamanında bu işe karışıp onları barıştırmasaydın... ...ben şimdi bu işlerle uğraşıyor olmayacaktım. Arzu lütfen yine başlamayalım. Abla yalan mı? Sana kim dedi onları barıştır diye? Bu anlamsız tartışmaya, uzatmaya hiç niyetim yok. Anladığım kadarıyla sen tam olarak iyileşmemişsin. Anne seni şu sıralar gerçekten tanıyamıyorum. Halamın da kalbini kırdın ya. Ne diyeyim? Bravo. Emre, ben şimdi yaşanacak ufak kırgınlıkları, ileride olacak büyük felaketlere 10 kat daha tercih ederim, anlıyor musun? Benim tek yaptığım şey ailemi korumaya çalışmak, anlıyor musun? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.